Türk-Amerikan ilişkileri Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın da gündemindeydi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Bu açıklamanın ayrıntıları için briefingi izleyen Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer karşımızda. Mehmet, neler konuşuldu dünkü toplantıda? Dünkü toplantıda Türkiye konusunda birçok konu konuşuldu açıkçası. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarından 11'inin 11 ile ilgili suçlamaların düşürülmesi kararı ve bu kararın tam Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyaretinin öncesine denk gelmesi soruldu öncelikli olarak Heather Nauert'a. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bunun tamamen bir tesadüf olduğunu, kesinlikle görüşmelerde bu konunun bu konunun görüşmelerin bir parçası olmadığını söyledi. Onun dışında Manbij konusunda Amerika'nın halen mevcut pozisyonunu koruduğunu, Amerikan askerlerinin Manbij'de olduğunu, şu aşamada olmaya devam ettiğini, bunun net bir biçimde daha önce de zaten ifade edildiğini söyledi sözcü. Ayrıca Beyaz Saray'dan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan kısa açıklama, Türkiye tarafından da açıklamanın, hani aynı açıklamanın Türkçesi ve İngilizcesi olarak yapıldı açıkçası iki taraftan da. Ve bu açıklamada detaylara değinilmedi. Bu da soruldu sözcü Nauert'a. Manbij konusu, Suriye konusu konuşulmadı mı? Neden açıklamada bu detaylar yoktu şeklinde bir soru soruldu. Buna da sözcü şu yanıtı verdi. Dedi ki bazı hassas konular vardır ülkeler arasında. Bunlar görüşmelerde özel olarak görüşülür. Ancak biz bu tarz şeyleri açıklamaların içerisine her zaman koymayız. Bunu tercih etmeyiz. Bu açıklamaların içerisinde, resmi açıklamaların içerisinde konuların, bazı konulara değinilmemiş olması bu konuların görüşülmediği anlamına gelmez ifadesini kullandı ve Manbij konusunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede çok büyük bir olasılıkla gündeme gelmiş olabileceğini söyledi. Öte yandan Türkiye ile zaten birçok konuda görüşmeler yapıldığını, Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyareti sonrasında oluşturulan mekanizma çerçevesinde Washington'da yapılan toplantıyı hatırlattı. Onun ötesinde John Sullivan'ın, şu anda Dışişleri Bakanlığı görevine vekalet eden John Sullivan'ın hafta sonunda Türk yetkililerle, Türk Dışişleri yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdiğini, bunun akabinde de Trump-Erdoğan görüşmesinin gerçekleştiğini söyledi. Diplomatlar seviyesinde de sürekli olarak Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki ülke olduğunu, Suriye konusunda da, Suriye noktasında da zaten konuşulması gereken birçok konu olduğunu, dolayısıyla tarafların sürekli olarak iletişim halinde olmaya devam ettiklerini söyledi. Ancak Washington'da başlayan ve Ankara'da devam etmesi beklenen bu mekanizma, ikili mekanizma görüşmelerinin bir sonrakinin ne zaman yapılacağının henüz belli olmadığını söyledi. Bunun açıkçası yeni Dışişleri Bakanı Pompeo'nun muhtemelen göreve başlamasından sonra gerçekleşmesini bekliyoruz biz de. Bu arada Washington'daki yaprak dökümüne katılan son isim Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster oldu. Trump'ın yine Twitter üzerinden duyurduğu bu karar başkentte nasıl yankı buldu Mehmet? Çok sürpriz olmadı açıkçası. Yani Rex Tillerson'ın görevden alınması kadar bir şok dalgası yaratmadı. Çünkü zaten uzunca bir süredir başta Washington Post gazetesi, CNN televizyonu, New York Times gazetesi olmak üzere bu büyük basın kuruluşları uzunca bir zamandır, daha Şubat ayından itibaren Mart ayının sonlarına doğru McMaster'ın, yani Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın istifa edeceğini ya da görevden alınacağını söylüyorlardı. Böyle dedikodular olduğunu söylüyorlardı. Bu defalarca yalanlandı aslında Beyaz Saray tarafından. Ancak dün itibariyle bu yalanlamaların aslında doğru olmadığını, haberin doğru olduğunu görmüş olduk. Çünkü Başkan Donald Trump Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamayla hem McMaster'a teşekkür etti, hem de yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın John Bolton olacağı da böylelikle ilan edilmiş oldu. Bu isim, yani John Bolton ismi, aslında şu anda Fox News'de yorumcu olarak çalışan bir isim ama geçmişinde Amerikan hükümetlerinde çeşitli görevlerde yer almış bir isim. Ronald Reagan yönetiminde, George Bush, her iki George Bush yönetiminde de, baba ve oğul George Bush yönetimlerinde Beyaz Saray'da görev almış bir isim. Amerika'nın 2005-2007 2006 tarihlerinde kısa bir dönemde olsa Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği daimi temsilciliğini yapmış bir isim ve tüm bunların ötesinde Şahin kanattan bir isim olarak biliniyor. Özellikle Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunda, İran anlaşması konusunda son derece sert fikirlere sahip olan bir isim. Dolayısıyla bu ismin Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak göreve getirilmesi, Amerika'nın bundan sonra İran'a karşı ve Kuzey Kore'ye karşı tavrının daha da sertleşeceği yorumlarına neden oldu. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Rex Tillerson'ın görevden alınmasından sonra yeni Dışişleri Bakanı adayı olarak gösterilen Pompeo'nun
Senato'dan onay alması gerekiyor göreve başlamak için. Ancak Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı için böyle bir onay söz konusu değil. Yani yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı hemen göreve başlayacak. Bu 14 ay içinde, Başkan Donald Trump'ın 14 aylık görev süresi içerisindeki 3. Ulusal Güvenlik Danışmanı. İlk Güvenlik Danışmanı hatırlanacağı üzere Rusya ile ilişkiler, Rusya ile yaptığı görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmıştı. Daha sonra McMaster bu şekilde görevden alındı. Şimdi John Bolton 3. Ulusal Güvenlik Danışmanı olacak. Başkan Donald Trump'ın bu 14 aylık görev süresi içerisinde. Mehmet Sümer hem Amerikan tarafının Türkiye'ye yönelik açıklamalarını hem de Beyaz Saray'daki son koltuk değişiminin ayrıntılarını aktardı. Teşekkürler Mehmet.